Merhabalar. Kalk biz kahvaltımızı yaptık. Şimdi mutfağı toparlayacağım. Bulaşığı görüyorsunuz yığılmış. Ve mutfağı tezgahı geçiyor. Hiçbir yer kalmamış. Onu toparlayayım. Mutfağı toparlayayım. Sonra da yemek, yılbaşı için yemek yapmaya başlayacağım. Bakalım neler yapacağım bugün. Bugün yılbaşı karşılayacağız. Son December'ın 31st December. Yani Aralık'ın son günü gecesinden sonra yeni yıl. Umarım herkes için iyi geçer yeni yıl. Şimdiden herkese mutlu yıllar diliyorum. Yeni yılınız şimdiden kutlu olsun sizin. Ben de mutfağımı toplamaya geçeyim bari. Şöyle göstereyim ki beni bu ülke şeye çağırıyorlar, jüri olarak mahkemeye çağırıyorlar. Bu ne anlama geliyor? Bu ülkede Türkiye'de askere çağırırlar gibi burada da seçim yapıyorlarmış internetten. Vatandaşlık numarasına göre seni şeye çağırıyorlar, mahkemelere gözlemci olarak çağırıyorlar. Sen burada 8 yaşındaki çocuktan 70 yaşına kadar mı 80 yaşına kadar mı mahkemeye gidip dinleyici olabiliyorsun. Gitmezsen de 1.000 lira ceza tabii ki var. Tabii ki büyük bir mazeretin olması lazım. Eşime de bundan geçen yılda eşim uğraştı, eşime geldi. İşte eşim çalışamayacağı için bir kere erteledi. Mektup falan yazdırdı mahsebecisinden. Dedi tamam oldu. Birkaç ay sonra yeniden geldi. Artık şey yapmadı, kendi gitti. Sürekli yani peşinde bırakmıyorlar. Gitmişti, almamışlardı. Hakim seçiyormuş işte şu gelsin. Onlar gidiyormuş. İşte ben artık itiraz falan yapmayacağım. Gideceğim. Eğer herhangi bir soru olursa diyeceğim. Gideceğim. Yettiği kadar anlayacağım. Anlamayabilirim çoğu şeyi zaten. Anlamayacağım. Bu ülkede çok cüri olay çok önemli. Mesela diğerlerinin gözünden kaçan cürinin gözünden kaçmayabiliyor ve kararı değiştirebiliyorlar. O yüzden de çok önemli olduğu için 12 tane diyorlar jüri giriyor için her bir mahkeme 12 tane de vatandaş giriyor yani normal herkes girebiliyor herkese herhangi birine bir vatandaşa gelebiliyor biz de İngiliz vatandaşı olduğumuz için işte vatandaşlığımız olduğu için bize de işte bana gelmiş önce eşime gelmişti bu yılda sonra bana gelmiş Fevroli'de mahkemenin jüriliğine gideceğim işte bir mahkemede sinema salonunda yapılıyormuş demek ki ne Covid'den dolayı sinema salonlarını almışlar. Bakalım. Bugün de öyle bir yeni yıl sürprizi diyelim. Artık hakimle şey yaptım, terfi ettim. Hakim oldu, savcı oldu, ben cezamı çekeyim. Demin. Ve yemeğe işe döneyim. İşimi daha hiç yapmamışım. Bir süpürge vermem lazım evi. Banyolar temizlenecek. Ama dedim önce yemeği soslayayım, hazırlayayım onu. Sonra da işe döneyim. Bana kolay gelsin. Sonra görüşürüz. Sen meyve suyunu şarap bardağından mı içiyorsun? Bugün Hasan'la. Havin special değil mi Hasan? Havin. Evet. Acı sos koydum. No. Hayır sadece. Kendi makyajımı yaptım ben. Hasan gel. Gel uzaklaşma. Gel Hasan gel uzaklaşma. Kaya düşersin de. Gel. 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 Evet gördüm gördüm ben de gördüm. Komşularımız coşmuş. Ben kendi makyajımı yaptım o yüzden biraz komik gözüküyor. Abim bugün ilk defa makyaj yaptı kendine.
Ne kadar sürmesi istiyorsa sürmesini söyledim. O da böyle yaptı. Güzel olmuş tabii ki. Güzelsin yanına güzel kızı. Evet, güzel. No, yani ilk gün yapmak için güzel. Böyle her yere gitmedi. Böyle şu. Ama bana gitmedi. Ama bu tutu ne? İlk ya, ilk defa yaptığına göre güzel yaptın değil mi aslında? Yeni yıla özel oldum. Bugün yeni yılı karşılayacağız. Daha bir saatimiz var. Eşim çalışıyor. Ekmek dava seriyordu olduğu gibi. Ben de çocuklarımla oturuyorum. Büyüğü yani bize pek takılmıyor. Ona bazen kızıyorum, öfkeleniyorum ama yapacak bir şey yok. O da kendi gençliğini yaşıyor işte. Resim bile çekilmiyor bizimle. O derece öyle söyleyeyim. Resim çekiyorum bazen siliyor. O da onun gençliği, onun zamanı da öyle diyelim. Canları sağ olsun. Biz üçümüz takılıyoruz genelde, değil mi? Babamız da çalışıyor takside. Belki birazdan gelir. Kutlamak için. İşi belli olmaz. Eğer güne şey olursa kutlamak için şeye gelir. Kesin de bu saate kadar insanlar evdedir. Nasıl güzel kızım uzakları. Buralara da mı? Sen tuzaklarını büyütmek için buralara da mı sürdün kız? Ay'a gitti, bel yaptım. Hmm. Bel yaptım, gitti bence. Büyük gözüküyor tuzaklar. Sanki acı bir şey yemiştim, büyük. Çocuklara çakışmıyormuş değil mi? Aslında yapmamak gerekiyor. Ben acı bir şeylere söyledim. Evet, acı... zamanı gelmeyince yapmamak lazım. Acı biber. Daha abin çok küçük. Nana acı biber maskeci. Öyle mi? Abi ne hazırlandık biz yeni yıl için. Yeni yıl belki daha iyi gelir böyle o yaptığımızda. He. Yeni yıl mesajımızı da verek. Gel abi Hasan buraya. Gel yeni yıl mesajımızı da verelim. Korona çabuk biter. Para. Umarım yeni yılda sağlık, mutluluk, huzur, para, korona biter inşallah. Çok para da gelsin Hasan. Evet. Evet, para da olsun. 30 milyon. Tamam, o da olsun. 30 milyon. Herkese mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. Umarım 2001 yılı hepimiz için daha iyi olur. Bütün dünya için daha iyi olur. Hastalık biter. Bizler de daha özgür oluruz. Özgürlüğümüzü özledik. Yani bir hasta, hiç beklemediğimiz bir hastalık bizi evlere kapattı. Tahmin bile edemezdik. Düşünemeyeceğimiz, hayal kuramayacağımız bir hastalık. Sadece sanki korku filmlerinde olurmuş gibi. Şimdi hayatımızı %90 etkileyip bizi evlere kapattı. Umarım bu yıl daha güzel olur. Bu pandemi biter. Bu hastalık bir çözüm bulunur. Bu yıl hem daha kötü olmaz. Sevdiklerimizi almasın yeter. Bizden 2001 yılım. Ama bir de daha kötü. Sağlık isteyene sağlık getirsin. Mutluluk isteyene mutluluk. Para isteyene para. Sevgi isteyene sevgi. Çocuk evlat isteyene evlat versin. Hayırlı evlat versin. Değil mi? 100 milyon yıl yaşayacak. Eş isteyene hayırlı eş ev versin. Evlat isteyene hayırlı evlat versin. Ev isteyene hayırlı ev. Araba isteyene hayırlı araba. 2001 yılı sizin yılınız olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. Hepinizi öpüyorum. Korona. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Başka korona. Bir videomda görüşmek üzere. Havin de söylesin. Korona çabuk biter. Evet. Çünkü Havin'in yüzünü gören biri korkar, biri kaçar. Evet. Biz onun için yaptık zaten. Korona Havin'in gözünü korksun, kaçsın. Ve de like yapın ve de subscribe yapın. Subscribe yapın, like yapın. He. Ve yorum yazın. Bir komut.